bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Toplantı kapsamında ve sonunda düzenlenecek olan etkinlikler vesilesiyle daha yakından tanıma imkanı bulacağınız İstanbul'umuzun muhteşem güzelliklerini en güzel şekilde yaşamanızı temenni ediyorum. Bu toplantının dünyanın bilinen en eski kurumlarına ev sahipliği yapan ülkemizde yapılıyor olmasını isabetli bir tercih olarak görüyorum. Kurucu üyelerinden olduğumuz OECD, Türkiye'nin işbirliğinden en çok verim aldığı, faydalandığı uluslararası örgütlerin başında geliyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki çalışmalarımızda da OECD'nin birikimlerinden faydalanmaya devam edeceğiz. Bu toplantının da tüm katılımcılar için eğitim alanında çok kıymetli tecrübe paylaşımlarına, ortak sorunlar için çözüm arayışlarına, politikaların koordinasyonuna katkı sağlayacağına inanıyorum. Biz de eğitimi öncelikleri arasında birinci sıraya yerleştirmiş bir ülke olarak, bir hükümet olarak bu yöndeki tüm çabaları destekliyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz. Bizim milli bütçemizde eğitim birinci sıradadır. Personel dağıtımında yine aynı şekilde eğitim birinci sıradadır. Göreve geldiğimizde bu arka sıralarda yer alıyordu. Şimdi gerek milli bütçede gerekse personel dağılımında her yıl birinci sırada eğitim almaktadır. Zira bizim hükümet anlayışımızda dört temel taşın birinci sırasını eğitim alır. İkinci sırasını sağlık alır. Üçüncü sırada adalet, dördüncü sırada emniyet. Toplantı konusunun eğitim yoluyla uygun beceri ve istihdamın artırılması olarak belirlenmesini de son derece isabetli gördüğümü burada belirtmek isterim. Günümüzde bilhassa gelişme yolundaki ülkelerde istihdama yönelik beceri kazandıran faaliyetleri hayati öneme sahip görüyorum. Hiçbir beceri eğitimi almayanlar yanında bu yönde eğitim veren kurumlardan mezun olup da iş hayatında yeterli başarıyı gösteremeyen büyük bir genç kitlesi gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bir yanda çalıştıracak nitelikli eleman bulmakta sıkıntı çeken işverenlerin, diğer yanda işsizlikten yakınan genç nüfusun bulunduğu bu çarpık durum, ekonomik zararları yanında çok ciddi sosyal sorunlara da yol açıyor. Bu sorunun çözümü yine eğitimle mümkündür. Hem klasik meslekler hem de teknolojik ve sosyal gelişimin ortaya çıkardığı yeni ihtiyaç alanları konusunda gerçekçi ve sürdürülebilir eğitim modellerinin geliştirilmesi gerekiyor. Hatta ben bir adım daha ileri giderek çocukları sadece mesleğe değil, geleceğin anne babaları olarak hayata da hazırlayacak bir eğitim modeline ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Şehirleşme, kadının iş hayatında giderek daha fazla yer alması, sosyal ilişkilerdeki ve teknolojideki gelişme gibi hususlar çocuk eğitiminde önemli boşluklar doğurmaya başladı. Günümüzde toplumsal eğitimin asli unsuru olan aile ortamı ile çocuk arasındaki ilişki maalesef giderek zayıflıyor. Bu durum çocukların en basit bilgi ve becerilerden yoksun şekilde sadece ve sadece okulda aldıkları eğitimle hayata atılmalarına yol açıyor. Halbuki hayat sadece işten, sadece meslekten, sadece geçici sosyal ortamlardan ibaret değildir. Her bireyin eşiyle, çocuklarıyla, eviyle, ailenin diğer bireyleriyle, hayatını sürdürdüğü çevreyle ilgili çeşitli bilgilere, çeşitli becerilere ihtiyacı var. Esasen aile ve toplum içinde
tevarüsen nesilden nesile aktarılarak, yaşanılarak öğrenilmesi gereken bu bilgi ve becerilerle ilgili eksikleri tamamlama işlevini de eğitim sistemine ilave etmemiz gerektiğine inanıyorum. Sayın bakanlar, değerli katılımcılar, dünyamızda son 6 yılda yaşanan ekonomik durgunluk sebebiyle pek çok alanda olduğu gibi eğitim harcamalarından da tasarrufa gidilmeye çalışıldığını görüyoruz. Türkiye olarak biz ekonomik durgunluk dönemi de dahil geçtiğimiz 11 yıl boyunca tasarruf bir yana eğitime yaptığımız yatırımları az önce de ifade ettiğimiz gibi ilk sırada tutmaya devam ediyoruz, devam edeceğiz. Çünkü biz eğitime yapılan yatırımı geleceğimize yapılmış yatırım olarak kabul ediyoruz. Önceliklerimizi bu hassasiyetle belirliyoruz. Eğitim alanında istediğimiz sonuçlara ulaşmadan diğer çabalarımızın, diğer reformlarımızın eksik kalacağına, hedefine ulaşamayacağına inanıyoruz. Bu anlayışla geçtiğimiz 11 yıl boyunca eğitim alanında çok önemli reformları hayata geçirdik. Bu reformların amacı eğitim öğretim alanında hem fiziki altyapıyı güçlendirerek hem de içeriği zenginleştirmek suretiyle kaliteyi yükseltmek, böylece çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğe daha iyi hazırlanmasını temin etmenin gayreti içerisindeyiz. Bu doğrultuda ilk olarak hiçbir evladımızın eğitim hayatından, okuldan mahrum kalmamasını sağlayacak adımları attık. Gerek ailelere verdiğimiz desteklerle, gerek yürüttüğümüz kampanyalarla, gerek derslik ve araç gereç eksiğini süratle tamamlamak suretiyle eğitim çağındaki çocuklarımızın tamamını okulla buluşturduk. Bu çerçevede ülkemizdeki ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki tüm eğitim kurumlarında ders kitaplarını ücretsiz olarak çocuklarımıza veriyoruz. Biz göreve gelmeden önce ders kitaplarını ücretsiz vermeyi bir kenara koyun. Ders kitaplarını çocuklarımız temin edemiyorlardı. Böyle bir durum vardı. Maddi imkanı yetersiz aileler için annelere çocuk başına ayrıca belirli bir ücret ödüyoruz. Kız çocuklarının eğitimini teşvik için onlara her alanda ilave imkanlar sağlıyoruz. Yüksek öğrenimde de talep eden her gencimize kredi veya burs desteği veriyoruz. Zorunlu eğitimi 4 yıl ilkokul, 4 yıl ortaokul, 4 yıl lise şeklinde 12 yıla çıkardık. Seçmeli ders uygulamasıyla ailelerin ve çocukların farklı alanlardaki ihtiyaçlarına cevap verecek bir sistem kurduk. Geçtiğimiz 11 yılda 188.500 yeni derslik yaparak toplam derslik sayısını 500 bine ulaştırdık. Özel eğitim kurumları ile birlikte bu rakam 624 bine kadar çıkıyor. Okullarımızda 1058 yeni spor salonu inşa ederek çocuklarımızın hizmetine sunduk. Bilim sınıflarımızın sayısı da 30 bini geçti. Türkiye olarak tüm dünyaya örnek olacağını düşündüğümüz bir diğer eğitim projemizde az önce değerli bakanımın ifade ettiği gibi Fatih projesidir. Bu projeyle her öğrencimize içinde eğitimle ilgili her türlü programın yer aldığı bir tablet bilgisayar vermeyi hedefledik. Akıllı tahta projesiyle entegre olan bu çalışma kapsamında bugüne kadar 93 bin sınıfa akıllı tahta kurduk. 52.500 öğrencimize de tablet bilgisayarını teslim ettik. Bu yıl çoğunluğu meslek liselerinde 75.000 akıllı tahta daha kuracak. Örgün eğitimdeki 1.250.000 öğrenci ve öğretmene tablet bilgisayar dağıtımını gerçekleştireceğiz. Bir başka güzel gelişme de üniversite sayımızda
gerçekleşti. 11 yıl önce ülkemizde 53'ü devlet, 23'ü vakıf olmak üzere toplam 76 adet olan üniversite sayımız ülkemizin bazı illerinde vardı. Bugün 104'ü devlet, 71'i vakıf olmak üzere toplam 175 üniversitemiz var. Ve Türkiye'nin tüm vilayetlerinde, yani 81 vilayetimizde şu anda üniversite var. Bu tabii hem göçü engelliyor, hem imkanı olmayanların kendi ilinde üniversite okuma ihtiyacını gideriyor ve böylece göç engelleme noktasında da çok büyük imkanlar getirirken her ilimizin özellikle eğitim ve öğretim alanındaki yükselişine ayrı bir rekabet katıyor. Amacımız hiçbir çocuğumuzun, hiçbir gencimizin kamunun yeterli hizmeti sunamaması veya ailesinin maddi yetersizliği sebebiyle eğitim sistemi dışında kalmamasını sağlamaktır. Bu konuda gerçekten çok önemli ilerlemeler sağladığımızı da memnuniyetle belirtmek isterim. Bu çerçevede yeni ve önemli bir süreci önceki gün açıkladığımız son reform paketimizde atmış bulunuyoruz. Özel okullarda arzu edilen ana dillerde eğitim yapılabilmesinin yolunu açarak bu alanda bizi pek çok Avrupa ülkesinin dahi önüne geçiren bir reformu hayata geçirmiş olduk. Bilindiği gibi Avrupa ülkelerinde yaklaşık 5 milyon Türkiye kökenli insanımız yaşıyor. Yarım yüzyılı aşkın bir süredir emekleriyle, alın terleriyle yaşadıkları ülkelerin ekonomilerine katkı veren bu insanlarımız artık büyük ölçüde Avrupa'da yerleşik hale geldiler. Ancak bu vatandaşlarımızın çok büyük bir bölümü tüm taleplerine ve uğraşlarına rağmen ana dilde eğitim hakkını elde edemediler. Avrupa ülkelerinden, ki bu ifade ettiğim konu aynı zamanda Avrupa Birliği müktesebatının içinde vardır. Verilmesi lazım bu hak. Avrupa Birliği müktesebatı içerisinde olmasına rağmen bu hak maalesef kendilerine teslim edilmemiştir. Biz ise şu anda Avrupa ülkelerinden bu konuda Türkiye'yi örnek almalarını sağlayacak bir adımı atmış bulunuyoruz. Değerli dostlar, günümüzde gelişmişliğin, kalkınmışlığın özellikle kriterler açısından tek başına ekonomik güçten ibaret olmadığını söylemek isterim. Bir ülkede demokrasi işlemiyorsa, insan haklarına riayet edilmiyorsa, temel hak ve özgürlükler güvence altına alınmamışsa o ülkenin gelişmişliğinden bahsetmek mümkün değildir. Ekonomik zenginlik, doğal kaynaklar, stratejik konum gibi Allah vergisi sebeplerle elde edilebilir. Doğru kullanılırsa da maddi refahın ancak kaynağı olabilir. Gelişmişliğin diğer unsurlarının bir toplumda kendi kendine oluşması mümkün değildir. Bunlar ancak eğitimle topluma mal edilebilecek, eğitimle güçlendirilebilecek, eğitimle bir medeniyet dinamiği haline getirilebilecek hususlardır. Zulmün olduğu yerde demokrasi olmaz. İnsan hayatının hiçe sayıldığı yerde hak ve özgürlükten söz edilemez. Savaşın, çatışmanın, ölümün olduğu yerde bu kavramların hiçbirinin anlamı yoktur. Bugün dünyada, özellikle de bölgemizde maalesef zulüm vardır. Ölüm vardır, insanın yok sayıldığı ne yazık ki çıkar mücadeleleri vardır. Bu çatışmalar ortamında bir gençliğin eğitim ve öğretimini düşünün. Bu ortamdan en çok zararı da burada daha iyi eğitim alabilmeleri konusunda neler yapılabileceğini konuştuğumuz çocuklar görmektedir. Daha birkaç gün önce Suriye'nin Rakka şehrinde bir lise uçaklar tarafından bombalandı. Onlarca öğrenci
orada hayatını kaybetti. Yine birkaç gün önce Nijerya'da bir okula düzenlenen saldırıda 40 öğrenci hayatını kaybetti. Buradan bir kez daha sizler aracılığıyla tüm dünyaya seslenmek istiyorum. Kaynağı, gerekçesi, yöntemi ne olursa olsun her türlü terör eylemini şiddetle kınıyorum. Masum insanlara, çocuklara, kadınlara yönelik saldırıların, öldürmenin, onlara zarar vermenin hiçbir inançta, hiçbir ideolojide, hiçbir anlayışta asla yeri yoktur, olamaz. Masumu, çocuğu öldüren şu anda işte komşumuz Suriye'de Esed'se en büyük zalim odur. Masumu, çocuğu öldüren şu veya bu örgütse Esed'den hiçbir farkı yoktur. Adı Müslümanmış. Hayır. İslam'da terörist olamaz. İster El-Kaide olsun, ister şu olsun, bu olsun. Bunların hepsini biz kınıyoruz, lanetliyoruz. Çünkü İslam bir barış dinidir. Ve bunun en önemli kutlu ilkelerinden bir tanesi, bir insanı öldüren tüm insanlığı öldürmüş gibidir. Bu ilkeden hareketle kimsenin böyle bir yetkisi, böyle bir hakkı yoktur. Bu tavır, bu duruş her şeyden önce bir defa barışa yönelik olmalıdır ve aynı zamanda bu insan olmanın da gereğidir. Biz insanı yaratılmışların en şeriflisi olarak gören, insanı yaşatmakla ancak devletin yaşayabileceğine inanan bir anlayışın sahibi olarak sivillere, bilhassa da çocuklara ve kadınlara yönelik her türlü saldırıyı lanetliyoruz. Bu tür insanlık dışı yollara tevessül eden herkes bizim karşımızdadır. Biz işte bunun için Esed rejimine karşı çıkıyoruz. Biz işte bunun için Filistinli mağdur ve mazlum kardeşlerimizin yanındayız. Biz işte bunun için tüm Afrika'yla, Mısır'la, Somali'yle, Myanmar'la, Pakistan'la, Afganistan'la, Balkanlar'la ilgileniyoruz. Buralarda yaşanan sorunların gerisindeki en önemli sebeplerden birinde eğitim olduğunu, eğitimin farklı biçim ve boyutlardaki eksikliği olduğunu biliyoruz. Kendini tanımayan, içinde yer aldığı medeniyetten, ufkundan bir haber yaşayanlar, değerli dostlarım, bunlar dünyayı da tanımıyorlar. Ve dünyayı tanımayan insanlar maalesef koyu bir taassupla, şartlanmışlıkla akıl almaz vahşetlere girişebiliyorlar. Bu kötü gidişe son verme, insanlığı topyekün vicdanla, adaletle, hakla tanıştırma konusunda en önemli görev yine siz değerli eğitimcilere, eğitim bakanlarımıza, eğitim politikalarını belirleyen karar vericilere düşüyor. Dünyanın bir yanda refahın ve tüketimin, diğer yanda sefaletin ve zulmün sınırları zorladığı bir iklimde yoluna daha fazla devam etmesi mümkün değildir. Bu çarpıklığa seyirci kalmaya devam etmek, dünyanın kendi kendini zehirlemesine göz yummaktır. Unutmamalıdır ki bu ateş eninde sonunda herkese değer ve herkesi yakar. Biz bunun için Birleşmiş Milletler ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere küresel yönetimde söz sahibi uluslararası örgütlerin yapılarında reforma gidilmesi gerektiğini savunuyoruz. Zira sürekli tıkanan ideolojik yaklaşımlarla maalesef kendini yenileyemeyen bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin dünya barışına katkı sağlaması mümkün değildir. Ve şu anda da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni doğrusu ben de felç bir halde görüyorum. Felç olmuş bir halde görüyorum. Ve 5 ülkenin 2 dudağı arasına sıkışmış bir adalet olamaz. Bunun bir değişkenliğinin olması lazım. Bu değişkenlik olmadığı sürece icabında bir ülkenin 2 dudağı arasında adalet bekleyemezsiniz. Bir ülke hayır dedi mi her şey bitiyor.
Bu nasıl bir dünya? 196 üyesinin olduğu bir Birleşmiş Milletler'den siz karar çıkaramıyorsunuz. Niye? Bir değişimi yok. 10 tane geçici üye var. Bu geçici üyelerin hiçbir kıymeti yok. Her şey o 5 tane üyede. 5 tane üyenin içinde de bir üye. Eğer hayır derse mesele bitmiştir. Böyle bir adalet mümkün değil. Artık biz Birinci Dünya Savaşı'nın, İkinci Dünya Savaşı'nın sonrası dönemleri yaşamıyoruz. Onlar çok geride kaldı. Bunun da update edilmesi lazım. Bunun da güncellenmesi lazım. Eğer bu güncellenmezse bizim netice almamız mümkün değil. Bir taraftan demokrasi diyeceksiniz ama demokrasiyi birilerinin istediği şekilde yaşayacaksınız. Ve bu olmadığı sürece otokrasiden kurtulmak mümkün değil. Temennim şu, 2016 yılında yine İstanbul'da düzenlenecek Dünya İnsani Zirvesi'ne kadar bu arada geçecek süreçte inşallah bu konularda somut adımlar atmış oluruz. Ve çok daha önemlisi, biz bu doğrultuda her türlü çabayı göstermeye, mücadele etmeye kararlıyız ve elimizden gelen gayreti de göstereceğiz. Bakınız, bizde şu anda işsizlik %8,8'e düştü. Genç işsizlerde ise 17,1'e düştük. Buralardayız. Göreve geldiğimizde bunlar yoktu. Bir felaketi yaşıyorduk ama şimdi buradayız. Ve temennimiz daha da iyi bir noktaya gelebilmek. Sizlerden de hem kendi alanınızda hem de politik karar vericiler nezdinde bizler bu çabalara destek vermenizi bekliyoruz. Bu düşüncelerle OECD Eğitim Bakanları gayri resmi toplantısının bir kez daha hayırlı olmasını, başarılı geçmesini diliyor. Sizlere de gayretlerinizden dolayı en kalbi duygularla şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Verimli toplantıların yanında İstanbul'un güzellikleriyle de buluşmanızı özellikle temenni ediyorum. Kalın sağlıcakla diyorum.